Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, öğretim elemanlarım, değerli sanatçılar. Kırgızistan sanatçısı Ruslan Kıkayımoğlu'nun Melodi adlı kişisel sergisi. Kırgızistan sanatçısı Azamat Abakirov'un Ebedi Görüntüler adlı kişisel sergisiyle Türkiye Basın Resim Sanatçıları ve Kazakistanlı sanatçıların sergilerinden oluşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan eserlerin yer alacağı ve Tarkan sergilerin yer aldığı 4 ayrı resim sergisinin açılışına hoş geldiniz. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на открытии персональной выставки «Мелодия» кыргызстанского художника Руслана Ибраимова, на открытии персональной выставки «Вечные образы» кыргызстанского художника Азамата Абакирова, а также двух групповых выставок художников из Республики Казахстан и Республики Турция. Kişisel sergileri açılacak olan sanatçılarımızdan gelip sabirer özgeçmiş aktarmak istiyorum. Kırgızistanlı sanatçı Ruslan İbrahimov, 29 Haziran 1964 yılında Bişkek'in Frunze şehrinde dünyaya geldi. Çuikov Kırgız Devlet Sanat Koleji'nden mezun oldu. Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. 2000 yılında İstanbul'da düzenlenen Kırgız Sanatçılar Sanat Sergisi'ne katıldı. 2009 yılında Bişkek'teki Kırgız Sanatçılar Sergisi'nde yer aldı. Gapar Altiye Kırgız Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki Aksan Sanat Grubu'nun da sergisine katılan sanatçı, 2002 yılında Türkiye'nin Çorlu şehrinde kişisel sanat sergisini açtı. 2009 yılında da Astana'daki Has Sanat Galerisi'nde kişisel sergisini açtı. 2016 yılında da Kazakistan'da iki kişisel sergisi açılan sanatçı, ulusal ve uluslararası birçok serginin de katılımcısıdır. Eserleri Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Türkiye, Kazakistan ve Çin'de birçok özel koleksiyonda yer almaktadır. Руслан Ибраимов родился 29 июня 1964 года в городе Фрунзе. Окончил КГХУ имени Чуйкова, член Союза художников Кыргызской Республики, участник республиканских и международных выставок. В 2000 году принимал участие в художественной выставке кыргызских художников в городе Стамбул. В 2009 году участвовал в художественной выставке кыргызских художников в Бишкеке. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Альтиева принимал участие в выставке в общественной группе «Акцент». В 2002 году открыл персональную художественную выставку в городе Чорлу, Турция. В 2009 году открыл персональную выставку в галерее Нас-Салам в городе Нур-Султан, Казахстан. В 2016 году провел две персональные выставки в Казахстане. Работы художника находятся в частных коллекциях Соединенных Штатов Америки, Германии, Турции, Казахстана, Италии и других стран мира. Azamat Abakirov ise 15 Kasım 1982 yılında Kırgızistan'da dünyaya geldi. 2004 yılında Çuikov Kırgız Devlet Sanat Koleji'nden, 2009 yılında Sarıkov Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2007 yılından beri Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği Gençlik Derneği üyesidir. 2009 yılından beri de Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'nin üyesidir. 2016 yılında Lanzo Üniversitesi'nin Endüstriyel Tasarım Bölümünden mezun olan sanatçı, Yusuf Balasar'ın Kırgız Milli Üniversitesi'nin Tasarım Bölümünde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Азамат Абакиров родился 15 ноября 1982 года в Кыргызстане. В 2004 году окончил Кыргызское художественное училище имени Чуйкова. В 2009 году окончил Национальную академию художеств Кыргызской республики имени Садыкова факультет станковой живописи. С 2007 года член молодежного объединения Союза художников Кыргызской республики. С 2009 года член Союза художников Кыргызской республики. Преподаватель КНУ имени Паласагына на факультете инклюзив кафедры дизайна. В 2016 году окончил магистратуру Ланчжоу Транспорт Университет Китая, факультет научного дизайна. Sergimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Yakında Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tamer Şahmut'a teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, değerli sanatçılar, Yakın Doğu Ailesi'nin değerli üyeleri ve basının değerli temsilcileri. Sergi açılışına geçmeden önce Türkiye'miz Elazığ şehrinde meydana gelen deprem dolayısıyla hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, yaralılara acil şifalar diler. Yakın Doğu Üniversitesi olarak Türk halkının acısını bir kez daha paylaşırız. Уважаемый господин министр, уважаемые ректоры Казанского художественного университета, дорогие дамы и господа. Прежде чем начать официальное открытие нашего выставки, я бы хотел выразить слова соболезнования семьям погибших при землетрясении в городе Элазик, Турции, и пожелать пострадавшим скорейшего восстановления и выздоровления. Ваша боль – это наша боль.
Sayın Bakanım, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sergi açılışlarını en sık sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Büyük bir mutlulukla. Sizlerle birlikte olmadığımız süre içerisinde üniversitemizdeki bazı önemli gelişmeleri bilgilerinize sunmak isterim. Bugün 252. sergi açılışındayız. 2019 yılı içerisinde 232 sergiyi birlikte açtık. Tıpta, bilişimde, teknolojide ve sanatta ancak ürettiğimiz sürece varlığımız devam edecektir. Уважаемые господинные министры, больше всего мы приезжали именно вас на выставке в открытии наших выставок. Именно поэтому нам хотелось разделить с вами некоторые наши статистические данные. Это уже 251-я выставка, которая открывается в рамках проекта Киевского музея современного искусства. За 2019 год мы открыли 232 выставки. И наше существование будет продолжаться до тех пор, пока мы будем развивать медицину, информатику, технологии и искусство. 3 yıl önce Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Öğrenci Birliklerinin Dünya Öğrenci Federasyonu'na üyeliklerini sağladıktan sonra tüm dünya ile staj ve araştırma değişimi programlarını başlatmıştık. Geçtiğimiz yılda Erasmus Plus programını başlatarak ilk kez öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmiştik. Şu an üniversitemiz hastanesinde Litvanya'dan iki tıp fakültesi öğrencisi staj değişim programında yer almaktadır. İki gün önce, cumartesi günü, Fas'ta yapılan Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrenci Federasyonu toplantısı genel kurulunda üniversitemiz Veteriner Fakültesi Öğrenci Birliğimizin üyeliği başvurusu görüşülmüş, kabul edilmiş, tüm Kıbrıs'ı temsilen Yakın Doğu Veteriner Fakültesi Öğrenci Birliği önümüzdeki yıl itibariyle staj değişimi ve araştırma değişimi programına başlayacaktır. 3 года назад мы получили членство во Всемирной организации студентов стоматологии и медицины, открыв себе путь к программам обмена и стажировок, а также запустили программу Erasmus, благодаря которой на данный момент два студента из Литвы проходят стажировку у нас в больницах. В субботу, прошедшую субботу, в Марокко состоялось собрание федерации, Всемирной федерации студентов ветеринарных факультетов, и на котором было обсуждено членство Ближневосточного университета данной федерации, а также программы стажировок и академической мобильности. Üniversitemiz akademik personeli 2019 yılı içerisinde ulusal veya uluslararası 813 etkinliğe katıldı. 1142 bilimsel etkinlik düzenledi. 239'u tam metin olmak üzere 864 bildiri sundu ve 1200'ün üzerinde uluslararası yayına imza attı. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın oranımız ise 2'nin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca üniversitemiz araştırmacıları tarafından 5 patent başvurusu yapılmış ve bunlardan ikisi sonuçlandırılmıştır. За 2019 год наши преподаватели приняли участие в 813 научных мероприятиях национального и международного уровня. Наши академические подразделения организовали в общей сложности 1142 научных мероприятия. Всего от имени нашего университета было опубликовано более 1200 работ в различных международных индексах. В 2019 году мы увеличили количество международных публикаций на одного преподавателя более чем в 2 раза, а также подали заявки на 5 патентов, 2 из которых были уже подтверждены. Güneş enerjili arabalarla başlayan ARGE süreçleri, 109 mühendisimizin gecesini gündüzüne katarak geliştirdiği ilk yerli elektrikli arabamız Günsel'in test sürüşü, geçtiğimiz hafta kurucu rektörümüz ve mütevelli eğitim başkanımız tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Günsel'in lansmanı önümüzdeki ay geniş bir katılımla gerçekleşecek. Развитие данного направления завершили с выпуском нашего первого отечественного автомобиля «Гюнсель Тест-Драйв», которого был успешно приведен нашим ректором-основателем, а также главой попечительского совета. Данный автомобиль является результатом работы в стадии инженеров и разработчиков. Sayın Bakanım, 2020'de de hız kesmeden bilimsel ve sanatsal projelerimizi devam ettireceğiz. Bugün Kırgızistan resim sanatçıları Ruslan İbrahimov'a ait 20 eserden oluşan Melodi adlı sergiyle Azamat Abakirov'a ait 19 eserden oluşan Evdedi Görüntüler adlı iki ayrı kişisel resim sergisiyle Kazakistanlı sanatçılar Natalya Ligay, Alisher Zungenov, Yersayin Japakov ve Nurtay Zarmedemov'dan ait 28 eser ile Türkiye
baskı resim sanatçıları Yurduşen Kolanç, Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şen Ocak ve Utku Öksüz tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları 30 eserden oluşan iki ayrı karma, toplam 97 eser ve 4 sergi açılışında bir aradayız. Tüm sanatçılarımıza içtenlikle teşekkürlerimizi sunarken ödüle layık gören sanatçılarımızı da yürekten kutluyoruz. С тем же упором, что мы скоростью продолжим работу над нашими научными и творческими проектами. Сегодня же мы открываем групповые выставки художников из Казахстана Натальи Лигай, Алишера Жубгена, Мелисейна Жабакова и Натая Жахбелова, а также художников из Турции Юхдушен Куланчик, Фута Алтун, Хатича Чуклин, Фатмаду Игучен Аджак и Утку Эксюз. А также мы открываем две персональные выставки художников Руслана Ибраимова, его выставки «Мелодия», а также Азамата Абакирова «Вечные образы». Я хотела бы поздравить и поблагодарить всех наших художников. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi başta olmak üzere birçok önemli projeyi imza atan ve hayatın her alanında tecrübeleriyle bizlere önderlik eden başta Suat Hocamız olmak üzere Günsel ailesinin her bir bireyine, tüm sanatçılarımıza, çalışanlarımıza, katılımınız için sizlere teşekkür eder, saygılar sunarım. Основатель Ближневосточного университета доктор Суат Гюнсель, а также каждому члену семьи Гюнсель, всем нашим художникам и сотрудникам, которые стояли у столько важных проектов, и пожелать всем хорошего дня. Sayın Rektör Yardımcımıza teşekkür ediyoruz ve Kazakistan sanatçılar adına konuşmasını yapmak üzere Sayın Natalya Liga'yı davet ediyorum. Günaydın, selametsizler mi? Здравствуйте. Я рада приветствовать уважаемого господина Суатбея, министра, декана и наших коллег-художников. Я представляю группу художников из Казахстана, Гания Чагатаева, Ирсаин Жапак, Нуртай Жарденов, Алишей Жургенов, Наталья Лигай. Здесь, на этой земле, мы все с вами создаем альянс образования, культуры и науки. Ведь искусство объединяет все эти аспекты жизни. Проект «Арт-музей на Кипре» является масштабным культурным объектом вашего города. Да и сама идея объединения тюркского народа посредством изобразительного искусства является гениальной. Здесь души наших художников распускаются, как бутоны лотоса. Растут навыки и повышается творческий потенциал. Обилие высококлассных материалов дает полет для творческой фантазии. Есть возможность реализовать свои художественные фантазии в больших масштабах, и это вдохновляет нас. Содружество художников тюркских стран мира способствует объединению и обмену опытом в понимании художественных стратегий. Мы понимаем, мы признательны вам, что открываете такую возможность. Благодарим господина Суатбея и всех людей, которые вкладывают силы в этот проект.
profesyonel bir sen teknik meslek başlarsınız ve yakın doğu aile, yakın doğu üniversitesi ailesi. Bugün Çakatay Bakanı'nın ya Ersen Rabak, Nurtay Rönkenek ve Yaşar Şurgenov ve şahsın Natalya Ligay adına Kazakistan topraklarını temsil ederiz. Burada bu dünyada hepimiz eğitim, kültür ve bilim ittifakı yaratıyoruz. Ne de olsa sanat yaşamının tüm bu önlerini birleştiriyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi yüce ve benzersiz bir projedir. Ve Türk halklarını sanatlarla birleştirme fikri muhteşemdir. Burada sanatçılarımızın ruhları lotus topucukları gibi çiçek açar, yetenekler gelişir ve yaratıcılıklar artar. Malzemelerin bolluğu yaratıcının hayal gücüne uçuş sağlar ve bu ilham vericidir. Bu proje, Türk ülkelerinden gelen farklı sanatçıların sanat stratejilerinin ve deneyimlerin alışverişini sağlar. Bu fırsatı bize sunduğunuz için sonsuz minnettarız. Sayın Doktor Suat Gülsel'e ve bu projeye yatırım yapan herkese teşekkür ediyoruz. Adına konuşmasını yapmak üzere Sayın Mutlu Öksüz'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm Suat Günsel Hocam, Rektör Yardımcılarım, Dekanlarım, Öğretim Elemanlarım, Değerli Sanatçılar ve Basın Mensupları. Sergi açılışımıza gelerek bizleri onurlandırdığınız için kendi adıma ve katkısı olan tüm sanatçılarımız adına çok teşekkür ediyorum. Grubumuzun sanatçı katılımcıları Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, Giresun Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü resim öğretmeni, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Öncelikle burada yapılan oluşuma katkıda bulunan sanatçılar arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Adaya ayak basışımızdan şu ana kadar geçen süre içerisinde servis elemanından akademik personeline kadar bize göstermiş olduğunuz samimi misafir perverlikten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Modern Sanat Müzesi'nin hızla zenginleştiği bu sürece dahil olduktan sonra bu projenin ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu çok daha iyi anladık. Ve bu projenin bir parçası olmak bizleri onurlandırdı. Bu oluşum için ayrılan bütçeler, katılanların sayısı ve geçen süre hakkında sanat adına söylenebilecek çok şey var. Bizim sizlerle paylaşmak istediğimiz en önemli şey ise burada geçirdiğimiz süreden ne kadar çok keyif aldığımız ve verimli geçen günlerimizin bizi çok mutlu ettiğidir. Adadan sanatın nabzını tutan kurumun yakın Doğu Üniversitesi olduğunu söylemek yanlış olmaz, olmayacaktır. Sanat adına yapılmakta olan tüm bu çalışmaların aynı tempo ve duyarlılıkla sürmesi dileklerimizle. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
Уважаемый господин министр, уважаемые ректоры Ближневосточного университета, дорогие дамы и господа, от имени всех художников Советской Республики я хотел бы поблагодарить вас за оказанную нам честь присутствовать сегодня здесь, на открытии нашей выставки. Художники и участники нашей группы – это преподаватели факультета изящных искусств университета ОУДУ, преподаватель живописи факультета Высшей школы искусств ГИРСУ и аспирант факультета изящных искусств университета Исихиро Надуму. Прежде всего, мы хотели бы сказать, что очень рада оказаться среди художников, которые внесли свой вклад в формирование данного музея. Мы благодарим всех вас за искреннее гостеприимство, которое вы нам оказали с тех пор, как выступили на вашу землю. После участия в этом проекте мы гораздо лучше поняли, насколько ценным является этот проект, и участие в нем – особая гордость и честь для нас. Можно многое говорить о бюджетах, количестве посетителей и затраченном времени, но самое важное – это насколько мы получаем наслаждение от того, что делаем, и насколько нас делают счастливыми такие моменты. Мне было бы правильно сказать, что университетом, держащим пульс искусства на острове, является Ближневосточный университет. Мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня с нами, и хотели бы, чтобы все усилия продолжались с тем же темпом и с той же чувствительностью. Sanatçımıza da teşekkür ediyoruz ve Kırgızistanlı sanatçı Sayın Ruslan İbrahimoğlu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Уважаемый господин Суатбей Гунсель, уважаемый господин министр, во-первых, хочу поблагодарить господина Суатбея за данную мне возможность поучаствовать в этом поистине громадном и прекрасном проекте. Время, проведенное здесь, бесспорно останется навсегда в моей памяти. Мне кажется, со временем Кипр станет островком прекрасного на Земле. И это, бесспорно, заслуга господина Суатбея, в которой останется в истории. Дай Бог вам долгих лет жизни. Вы действительно делаете великое дело. Спасибо за внимание. Sayın Doktorum, Sayın Kurucu Rektörüm, değerli arkadaşlarım ve misafirlerimiz. En başta Sayın Doktor Suat Gülsel'e davet ettiği gibi ben sizsiz bir muhteşem olan projenin bir parçası olma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Burada geçirdiğim zaman kesinlikle hatırımda ve gönlümde son nefesime kadar kalacaktır. Çok eminim ki Kıbrıs adası güzelliğin adası olmak üzeredir ve bu Sayın Doktor Suat Gülsel'in ada tarihine bırakılacak bir iz olacaktır. Yüce bir iş yapıyorsunuz. Size ve yakınlarınıza uzun ve sağlıklı ömür ve başarılar dilerim. Sanatçımıza da teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Hasan Kılıçoğlu'yu kürsüye davet ediyorum. Sevgili hocam, kurucu rektörümüz Sayın Suat Gümser, rektör yardımcılarımız, sanatçılar ve sanata gönül verenler. Bir gün, yine bir hafta, yeni bir hafta, yeni bir gün ve yeni bir güzellik. Bugünün güzelliği tabii ki çok farklı. Ben oturduğum yerde bugün, salona girdikten sonra tabii ki bu güzellikleri gördükten hemen sonra aklımdan çok farklı şeyler geçmeye başladı. Bunu müsaadenizle ifade etmek isterim. Özellikle rektör yardımcı hocamın konuşmasını yaptığı sırada bu biraz daha pekişti. Bir ada, adanın içerisindeki tabii ki birçok üniversite, birçok bilim mekanı, bunlardan bir tanesi de Yakın Doğu Üniversitesi. Ve bir bakıyorum Yakın Doğu Üniversitesi'nde işte sürekli bir şeyler çıkıyor. Bir makine düşünün ki bir üretim makinesi. Sürekli içerisinden bir şeyler atılıyor havaya ve her biri de birbirinden ayrı bir değer. Hoca konuşurken 250 tane sergiden bahsetti. Ve bir yılın içerisinde 250 tane sergi açıldığını açıldığını söyledi. Bir düşünün, 52 hafta, 365 gün, bunun sadece 100 kusur günü zaten tatil. Tatilleri de hesaplarsanız herhalde güne 1,5 sergi gibi bir ifadeyle ifade edebiliriz. Ve bunun büyüklüğünün ne olduğunu bir tasavvur edebilirsiniz. Hazırlık sürecinin, yaşananın ne olduğunu bir akıldan geçirebilirsiniz. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz ki 800 kusur tane etkinlik yapılmış ayrıca üniversite içerisinde.
Onunla da kalınmamış. 830 tane bildiri yayınlanmış, 1130 tane makale, uluslararası makale çıkmış. Her akademisyenin başına 2 tane makale, uluslararası makale çıktığı söylendi. Ya bu bir üretim mekanizması. Bir şey üretiyoruz. Ve bu ürettiğimiz düşünce, görüş, fikir ve değişik yönlerdeki insanların ortaya koymuş olduğu o güzellikler ve geleceğe hitap eden duygular. Bunları da kalınmamış, teknoloji ve araştırma geliştirme ile birleştirilen Günsel ortaya çıkmış ve Günsel'in üretimiyle birlikte inşallah Şubat ayı içerisinde onun lansmanını yapıp artık onu da halkla tanıştırıp onun kullanımı yönünde de ve ülkenin ekonomik açıdan, üretim açısından, ürge açısından da faaliyet gösterecek bir duruma getirecek olan Yakın Doğu Üniversitesi. Bunların hepsi çok büyük bir düşünce kaynağı, fikir. Akılların ürettiği, üretemediği her şey ortada. Ne varsa ve ne yenilik varsa hepsini en açık şekilde ortaya koyuyor. Ve bu güzellikleri sadece eğitim mekanı olarak görmeyin. Bir eğitim, irfan mekanı olarak görmeyin. Bu eğitimi tecrübeyle birleştirmek ve tecrübelerin hem kendisinin tecrübe kazanmasını, kişilerin şahsi olarak tecrübe kazanmasını hem de yetişen genç jenerasyonların tecrübe kazanmasında bir yere koyun ve aynı şekilde düşünün. Hem aletleri adına okulda bulunan atölyelerdeki aletlerin gelişmesi, gelişen yeni tekniklerin takibinin yapılması ve öğrencileriyle birlikte o gelişime katkı sağlanması da ayrı bir güzellik. Onun için sadece Modern Sanat Müzesi ve Modern Sanat Müzesi'nin gelişimi değil. Modern Sanat Müzesi gelişirken bir diğer taraftan da yapılan bu güzellikler içerisinde ve sanatın ortaya çıkabilmesi için, yetişen öğrencilerin de değişik duygular alabilmesi için siz katılımcıların ve buraya gelip buradaki olayı bir şekilde resmetmiş olan kişilerin ortaya koymuş olduğu görüş ve düşünceler ve ortaya koymuş olduğunuz eserler sadece eser olarak değil, gelecek jenerasyonlara daha değişik tekniklerin, daha değişik güzelliklerin de aşılanması adına, onların sizi takip ederken sizin kullanmış olduğunuz yöntemlerin ne olduğunu gösterim adına ayrı bir duygu ve ayrı bir tecrübe kaynağı. Bunların hepsini bir araya getirmek ve burada olmak ve son bir sene içerisinde hocam dedi ki en fazla sergi açılışına katılan ben olduğumu söyledi. Memnuniyetle yaparım. Neden yaparım? Çünkü hem bu güzellikleri görebilmek hem de dünyaya bakış açısının çok daha farklı olduğu yönlerle onları takip etmek ve insanoğlunun neler doğurabileceğini, resmedebileceğini ve o resmettiğini de yaşayabileceğini, o yaşananın içerisinden de birçok ders çıkarabileceğini anlamak ayrı bir ifadedir, ayrı bir duygu kaynağıdır. Modern Sanat Müzesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda yüzlerce sanatçıyla birlikte oldu. Belki de daha fazla. Bilemiyorum şimdi şu anda kaç olduğunu ama eminim ki 400'den fazla sanatçıyla sadece ben kendim tanıştım. Hocanın tanıştıklarını bırakın, belki onun çok 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 daha fazladır. Beni 10 kat bile aşmıştır diye düşünüyorum ama buradaki güzelliğin ifade edilmesi ve salona girdiğiniz anda sizi cezbedip içine alan bir duygunun getirdiği nokta ise çok farklı. Bir yanda canlı ve gerçek anlamıyla size sanki de resmin içinden çıkıp da dokunabilecek ifadeyi verebilen resimler varken diğer tarafta hem kendi içinde yaratmış olduğu ve ifade etmek istediği doğayla insanoğlunun yaşamış olduğu kötülükler arasındaki ve kendi kendine yapmış olduğu ızdırap içerisindeki o yaygın düşünce tarzında ifade etmeleri ve bunu resmetmeleri ise çok farklı bir olaydır. Bunu görmek, bunu yaşamak ve bunlardan kendi adımıza bir ilham almak ve o ilhamı da yapmış olduğumuz işlerin içerisinde kelimelerimiz arasına, cümlelerimiz arasına, düşüncelerimiz arasına katmak ise bizim için, özellikle benim için çok farklı bir duygudur. Onun için bunu yaratan sizlere ve bunu düşünen sizlere ve her türlü şekliyle düşünceyi ortaya koyup o düşünce pınarı içerisinden çıkan bu kadar güzelliğin bir araya getirilmesinde yardımcı olan herkese, başta Yakın Doğu Üniversitesi'ne ben teşekkürü bir borç bilirim. Her zaman bunu söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Burası sadece bir bilim irfan yurdu değil, burası teknolojinin, gelişimin,
sanatın ve her türlü gelişmedeki ilk adımını atıldığı yerlerden bir tanesi. Onun için yaratanlara ve yaşatanlara buradan bir kez daha teşekkür ederim. Elinize, kolunuza ve yüreğinize sağlık derim. Teşekkürler. Уважаемый ректор Восточного университета, дорогие дамы и господа, новый день, новая неделя, новая возможность прикоснуться к прекрасному. Я хотела бы поделиться с вами мыслями, которые посещали меня во время вступительных речей. Как вы уже все знаете, как вы уже, наверное, все поняли, остров Кипр – это остров университета. Но Ближний Восточный университет занимает особое место среди них. 52 недели, 365 дней и 251 выставка. Это получается, что каждый день открывается приблизительно одна выставка. 813 научных мероприятий, более 1000 научных статей, автомобиль, первый отечественный автомобиль. Это целый производственный механизм. Но основное, что стоит за всем этим, это сила мысли. Все, что происходит перед нашими глазами, не просто образование, а просвещение, предоставление будущим поколениям возможности развиваться в других, иных плоскостях. Во время вступительной речи наш проектор уже упомянул, что я присутствовала на открытии выставок больше всех. И не отрицаю, и с радостью принимаю каждое приглашение, так как это дает мне шанс увидеть мир с новых перспектив, увидеть мир вашими глазами. Каждый раз, входя в здание, каждый раз, входя в выставочный зал, я поражаюсь той силе картин, которые манят своей душевностью, своей гармонией, своими красками. Я хотела бы выразить слова благодарности всем тем, которые работают над созданием этих прекрасных произведений. И сказать еще раз слова благодарности доктору Суат Гюнсель за его вклад в развитие нашего общества, образования, здравоохранения, технологий и инноваций. Желаю всем хорошего дня. Ederken sanatçılarımıza teşekkür belgelerini ve ödüllerini takdim etmek üzere de kendisini tekrardan davet etmek istiyorum. Kazakistan sanatçılarından Sayın Natalya Ligay. Thank you.
ediyoruz ve değerli konuklar, şimdi de sizleri 4 aynı resim sergisinin açılışını gerçekleştirmek üzere sergi kütlesini kesmeye davet ediyorum. Lütfen.